buruk bir bayram geçirdik. Her bayram Trabzon'a gitmek camiamız için bir gelenek olmuştu. Yine gittik. Gittik derken kendi adıma söylüyorum. Okul müdürümüz Ahmet Bey ve avukat Musa Haydar ile gittik. Pandemi dolayısıyla gidemeyen binlerce gönlün selamını ilettik. Gidemeyip evlerinde ağlayan bütün canlar bir Fatiha, üç ilah okuyup Efendimizin ve Ehl-i Beyt'in ruhlarına hediye ettikten sonra Üstadımızın ruhuna hediye ederlerse manevi hatları devreye girecektir. Biliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Ama bildiğimiz şeyleri de bazen hatırlatmak lazım. Üstadımız her ziyaretimizde bildiğimiz çoğu şeyleri bizlere tekrar anlatırlardı. Anlatacak başka bir şey olmadığından değil, çok önemli olduğundan. Nitekim birçok defa dinleseniz dahi her anlattığında ve bizler birçok defa dinlememize rağmen her seferinde farklı bir lezzet alırdık anlattıklarından. Atatürk'ten çok söz ederdi. Çektiği çilelerden bahsederdi. Tek başına kalmasına rağmen verdiği destansı mücadelesinden söz ederdi. Atatürk'ün arkadaşları dahi mandacıyken o tek başına bağımsızlık yanlısıydı. Herkesi ikna etti. Vatan için yanan bir köz etrafında ne kadar kömür varsa hepsini kendi boyasına döndürdü. Baş hocanın o heyecanlı ve tatlı anlatışları yok mu? Gönlünüzü cepheden cepheye koşturur. Elinizde çayınız, onu dinlerken bile o sizi seferlere çıkartırdı. Geri kalan oracıkta süngüyü yerdi. Konuşurken kafa ve gönlünüz kayarsa, oğlum sen hangi alemdesin derdi. Kıymetli dostlar, baş hocanın hayatı takva idi. O inancında ve ibadetinde o kadar samimi bir insandı ki, onun davranışlarında rol yoktu. Ben tanıdım tanıyalı 3 ayları tutardı, Muharrem oruçlarını tutardı. Her pazartesi, perşembe günleri oruçluydu ayrıca. Çok cömert bir insandı. Hayatımda ilk tesbih namazını hocamla kıldım. Namazı çok severdi. Çokça zikreder, çokça şükrederdi. Allah'ın verdiği nimetlerden söz eder, hakkıyla şükredemiyoruz derdi. Yıllar yılı dinlerim, ya vatanı konuşur ya kulluğu konuşurdu ya da susardı. Susması da konuşmaydı aslında. Sustuğu zaman sizi adeta bir ummana taşırdı. Uçsuz bucaksız bir umman. Dalga yok, rüzgar yok. Büyük bir huzur var. Odada 50 kişi var ama çık yok. Sonra evet diye bir ses böler sessizliği. Alan aldı, dalan daldı. O ne sadece ibadet eden bir zahit veya abid, ne sadece ilim öğreten bir alim. Her ikisi onda bir arada ve ama bu yüzlerce vasfından sadece biri. Her şeyi bilen adam bazen talebe gibi sizi dinlerdi. Etrafına değer veren biriydi. Görüşleri saygı içerisinde dinlerdi. Yeter ki kalbinizde bir arzu olmasın, ona itiraz bile eder, hatta bazen ikna edersiniz. Veya öyle sanırsınız. O bundan rahatsız olmazdı, bilakis zevk duyardı. Sizden farkım yok demeye getirirdi. Ama aslında o bizden ve herkesten çok farklıydı. Sadece farklı görünmek onu rahatsız ederdi. Maç seyreder, futbol sohbeti yapardı bizlerle. Sorduğumuz bazı sorulara, ben bilmem filan cevaplasın derdi. Orada bulunan herhangi bir kişiye yönlendirir, cevap vermesini isterdi. Siz anlarsınız. Sorduğunuz soruyu tam da bir şeye saymadığınız kişiye cevaplandırmasındaki hikmeti. İnce bir mesaj vermiş olurdu size. Senin hesaba katmadığın bu kişi Hazreti İnsandır. Siz mesajı alırsanız şayet o günkü dersinizi almışsınızdır. Almadıysanız ders tekrarı olur bir başka gün. Siz bir adam götürürsünüz üstada, kelli felli bir adam, size göre tabii. O hiç ilgilenmez görünür, sizi karşılar, oturursunuz, size ikramda bulunur ama yüz vermez fazla. Çünkü ya sizde veya getirdiğinizde sürtünmesi gereken bir burun vardır. O kapısında duran güvenlikçiye veya kaloriferciye sohbet ettirir. Siz eğer içinizden geçirirseniz bu ne diye birazdan kovulma durumu söz konusu. Yahut kalkar gider,
sizi kibarca protesto eder. Bekletir sizi oracıkta. Boyunuzun ölçüsünü alır, kendinize gelirsiniz, birden çıkıp gelir sohbete kaldığı yerden devam eder. Bu defa gözlerinizin içine bakarak konuşur. Çünkü siz veya misafiriniz anlamıştır en büyük etiketin adamlık olduğunu. Kulluğun en yüksek mevki olduğunu, insanın gönül olduğunu. Fabrikasındaki müdürü kapıcı yapar, kapıcıyı müdür. Bir günde herkes dersini alır. Tekrar görev yerleri değişir. Ama mutlaka iş ehlinin olur. O insana cana değer verir. Mevkiler bir hiçtir ona göre. Ben buracıkta nasıl anlatayım ki bu insanı? Ekonomi okumayan bir insanın dünyayı tutan ekonomi modeli yazmasının sırrını nasıl anlatayım? Şii olmayan bir Müslümanın, Şii'nin bile sarıldığı kaynak eser olarak gördüğü Ehl-i Beyt eserlerini yazmasını nasıl anlatayım? Asker veya tarihçi olmayan bir insanın onların yazamadığı Hoş Geldin Atatürk eserini yazmasını nasıl anlatayım? Basın yayından anlamasını, iş adamı olmasını, insanlara istihdam sağlamasını saymadım bile. İlim ve fikir adamı oluşunu, felsefeden ve hukuktan çok ileri düzeyde anlamasını ve hatta tıptan anlamasını nereye bağlayayım? Müzikten ve sanattan anlamasını nereye bağlayayım? Ve onu bütün yönleriyle anlatmayı kendime görev kabul etmiş biri olarak soruyorum. Haydar Hoca'yı nasıl anlatacağız? Anlattık diyelim, nasıl anlayacağız? Mevlana'ya sormuşlar aşk nedir diye. Ben ol da gör demiş. Biz Haydar Hoca olamayacağımıza göre yine de Haydar Hoca ol, anla diyelim. En azından dua niyetine.